Merhabalar, Ters Köşe'ye hoş geldiniz. Önder Özen ve Uğur Meleke ile beraber sizlere programı icra edeceğiz değerli izleyenler. Öncelikle sizlere hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ardından da hemen başlayalım. Tabii bir zemin tartışması var şu sıralarda. Türkiye Kupası'nın oynanmasıyla beraber bu dönemde oldukça kar görüyoruz ve de zeminlerin iyi olmadığını görüyoruz ki bazı takımlar ciddi ciddi buzlu zeminlerde oynadığı maçlarını sadece Türkiye Kupası'na da bağlamak lazım. Mesela geçtiğimiz haftada Osmanlıspor maçında iyi bir zemin olmadığı konuşuldu ve Serdar Aziz'in bir sakatlığı oldu. Zemin tartışmasıyla başlayalım. Buyurun hocam. Evet. Zeminli tartışalım ama yani zemini tartışacağımız ülke Türkiye. Yani Türkiye'de 4 mevsim yaşanır. Yani bir yazımız var. Ağustos'ta başladığı için ve Mayıs'ta bittiği için ligimiz, baharlarımız var ilk ve son ve kışımız var. 4 mevsime uygun çimler var ama tartışılması gereken bizim zeminlerimiz mi sadece? Mesela burası İzlanda değil veya Norveç değil. Norveç'te çim zeminlerde oynanabiliyor. Danimarka'da çok daha soğuk iklimde veya İngiltere gibi yağışın çok daha fazla olduğu bir ülkede, bütün Britanya'da zemin tartışılıyor mu? Onu merak ediyorum. Yani benim böyle bir merakım var. Öbür taraftan zemin konuşuyorsak eğer iki şey daha konuşmamız gerekiyor. Sadece mevsim konuşamayız. Sadece mevsim konuşamayız zeminle alakalı. Önce çimin kalitesi. Hangi tip çim kullanıyoruz? İşte İnönü Stadı'nda Vodafone Arena'da hibrit çim var. Rize hibrit çime geçti. Zeminler kusursuz aşağı yukarı. Öbür taraftan ayakkabı seçimi çok çok önemli. Biliyorsunuz İspanya'da bir ayakkabı tipi ki dünyada en çok satan ayakkabı tipiydi 2009'a 2010'a kadar. O ayakkabı yasaklandı. İspanya Futbol Federasyonu önermiyorum dedi şeye. Futbolculara ve kulüplere bir yazı yazdı. Sağlık Kurulu bir araştırma yapmış. O ayakkabı tipi, markayı söyleyemiyoruz, çapraz bağ sakatlıklarında sabıkalı. Ama ben o ayakkabı tipinin Türkiye'de çok kullanıldığını biliyorum. Yani İspanya'da İspanya Futbol Federasyonu'nun Sağlık Kurulu'nun önermediği, sabıkalı bulduğu ayakkabı tipi Türkiye'de çok kullanılıyor. Futbolculara hep söylüyoruz. Hatta şunu da söylüyoruz. Yani bizim futbolcularımız çoğu zaman ayakkabının üstüne bakarak seçim yapıyorlar. Oysa ki altına bakarak seçim yapmak gerekiyor. Yani futbolcunun silahı ayakkabısı. Rengi şahane, kırmızı, işte pembeler, yeşiller, böyle parlak renkler falan filan ama o sana işi gördürecek olan o değil. İşi gördürecek olan altı. Altına bakmaz, üstüne bakar bizim futbolcu. Bir de bu tarafıyla da bakmak gerekiyor. Sadece zemini önemli. Suçlamak yersiz. Sadece zemini suçlamak bence çok çok doğru değil. Uğur Meleke, sen ne dersin? Yani bu Türkiye Kupası oynanmalı mı? Bu maçlar bu zeminlerde oynanmalı mı gerçekten? Hocanın sorduğu soruyla ben başlayayım. Başka ülkeler tartışılıyor mu? Jose Mourinho Real Madrid'e gittiği zaman Chelsea'de bu işlerle ilgilenen zemin mühendisini artık pozisyonun ismini bilmiyorum. Zemin mühendisi diyeyim ona, transfer etmiş Madrid'e. Evet. Onun uzmanlığına saygı duyduğu için. Zeminle ilgili endişeleri veya sıkıntıları olduğu için. Ama sanırım bu bir uzmanlık işi. Kesin. İngiltere'de de olağanüstü zor iklim koşulları olabiliyor ki şu anda da var. Çok yoğun yağmur yağıyor veya Almanya'da karlı zeminde zaman zaman oynuyorlar ama bu zeminle ilgili problemleri sanırım merkezi bir yerden çözüyorlar. Bizim de bu zemin problemi kulüplere özgü olmadığına göre, ülke sattığında bir zemin problemimiz olduğuna göre bence federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu bununla ilgili acaba bir merkezi bir müdahalede mi bulunsa? Bir standart getirme gibi mi? Bir standart getirme, uluslararası uzmanı kimse onunla anlaşma, bu standardı ona denetletme, varsa önerileri, onun önerilerini hayata geçirmesi için kulüplerle işbirliği yapma, kulüpler birliğiyle işbirliği yapma gibi. Yani her kulüp ayrı ayrı kendi çarelerini bulmak yerine acaba ortak bir çare mi bulunsa ve buna Türkiye Futbol Federasyonu öncülük mü etse diye düşünmeye edemiyoruz. Futbol Federasyonu'nun hangi departmanı mesela? Şey olabilir mi? Futbol direktörlüğü gelişim falan. Evet. Olabilir mi? Yani onun kapsamına biraz futbol gelir mi? Futbol gelişim direktörüne evet. Girer galiba. Yani bana girer gibi geldi. Kesin. Evet. Fatih Hoca'nın alanına girer. Uğur Melike'nin söylediklerinden ben şunu anladım. İngiltere'de zemin problemi olmayabilir. Yani İspanya Ligi'ne giderken Jose Mourinho İngiltere'den Chelsea'den alıp götürüyorsa demek ki orada bir standart yakalamış. Demek ki bir şey görmüş orada. Bir şey görmüş. Senin soruna gelince kupa konusuna, onu ben de çok düşünüyorum. Türkiye Kupası grup sistemi zaten heyecanı öldürüyor. Ne yapılabilir daha faydalı hale gelmesi için diye. Acaba diyorum sezon başı, sezon başlamadan önce kulüpler
hazırlık maçları organize ediyorlar. Sezon başı daha fazla maç oynansa Türkiye Kupası adına ve orada daha geniş bir perspektifle hani daha fazla oyuncu... Zaten yedek oyuncu da oynatıyor büyük takımlarda. İmkanımı tanısı. Evet yani ciddi resmi hazırlık maçı kapsamına girecek o. Bir kısmı acaba sezon başı mı oynansa diye düşünmeyemedim. Yani TSD Kupası da öldü malum. TSD Kupası'ndaki ilgi Türkiye Kupası'na kayar mı? Sezon başı herkes takımlarını özlüyor. Statlara gelirler mi diye düşünmeyemedim. Statü? Grup mesela? Grup statüsü zaten eşi benzeri olmayan çok garip, arkaik, manasız bir statü. Küçüklere şans vermeyen. Evet. Bence de eliminasyon sistemi daha makul gözüküyor buradan. Bunun da altını çizelim. Ve son bir hatırlatma da yapalım. Son Atiker Konyaspor Gümüşhane Spor maçında yedek kalecinin ısınırken bir çekiçle ısındığını da gördük. Enteresan evet, bir görüntü. Buzlu zemin. Buzlu zeminde. Buz kaplıydı. Yani garip de bir gol oldu o yüzden. Bunların da altını çizmek lazım diyelim ve devam edelim. Trabzonspor'un Akyazı stadyumu açıldı. Ve ismi de Şenol Güneş Kompleksi olarak adlandırıldı. Tabii ki stadı konuşuruz artık bütün modern stadlar hemen hemen aynı standartta oluyor. Onun ayrı bir konu ama stada Şenol Güneş isminin verilmesini nasıl buluyorsun? Doğru mu sence? Yani iyi bir karar mı oldu bu? Ya Şenol Güneş bir yaşayan efsane şüphesiz ki. Futbolcu olarak da Türk futbol tarihine geçti. Halen bir sezonda en az gol yiyen kaleci unvanını 35 senedir koruyor sanırım. Trabzonspor'la 6 gol yediği sezon. Hala o unvanı koruyor. Hem Trabzonspor'un hem milli takımın şampiyonluk yıllarında file bekçiliğini yapmış bir yaşayan efsane. Antrenörlüğünde de Türkiye milli takımını tarihindeki en iyi noktaya getirdi. Dünya üçüncüsü yaptı. UEFA tarafından yılın antrenörü seçildi. Kulüp bazında da eksiklerini gideriyor son yıllarda. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi eksiklerini gideriyor. Trabzon'un yetiştirdiği en önemli futbol değerlerinden bir tanesi. İsminin verilmesi, yaşarken isminin verilmesi mutlu edici. Ama ben belki eksik biliyor olabilirim. Önder Hoca daha iyi bilecektir bu konuyu. Mesela Ahmet Suat Özyazıcı, bir devrimci. Üç büyükler kavramını dört büyüklere çeviren adam. Dört tane şampiyonluğu var. Sadece Trabzon'un değil ülke futbolunun kaderini değiştiren adam. Acaba mesela ona o itibar teslim edildi mi? Özkan Sümer'e o itibar teslim edildi mi? Bunları merak ediyorum. Şenol Hoca evet. Şenol Hoca hak ediyor ama Ahmet Suat Hoca da hak etmiyor mu? Ben de şöyle başlayacaktım. Akyazı Stadı ile ilgili cevap vermeye çalışırken. Trabzon futbol deyince bizim aklımıza ne gelir? Bunu Trabzon'da sorduğumuz zaman cevaplar ne olur? Bunu Trabzon dışında bir yerde sorduğumuz zaman cevaplar ne olur? Buradan ben cevap vermeye kalktığımda aklıma gelen isimler şunlar. Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Hüseyin Avni Aker, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci gider. Daha devam eder. Hami Mandıralı. Benim aklıma gelen isimler aşağı yukarı bunlar. En popüler olanları. Bunlardan bir eleme yapacak olursak, haddimiz olmayarak bir fikir jimnastiği yapacaksak veya benim aklıma son ikiye kalıyorum ben. Özkan Hoca'yı çok severim sayarım. Bana göre filozoftur aynı zamanda. Değişik aforizmaları olan ve çok aklı başında aforizmaları olan bir çok değerli bir futbol adamıdır. Aynı zamanda düşün adamıdır bence. Ama ben Ahmet Suat Özyazıcı'yla Şenol Güneş arasında gitgeller yapıyorum. Yani benim ikiye indirmem böyle gerçekleşiyor. Şeye katılıyorum. Yani Uğur Melike'ye katılıyorum. Türk futbolunun devrimcilerinden bir tanesi bana göre Abdullah Gegiş'le beraber Ahmet Suat Özyazıcı'dır. Kesinlikle. Ama sanki Şenol Güneş bu işi iki taraflı yapmış. Yani hem futbolculuğu var, o devrimci takımın kalesi ve kaptanı. Hem antrenör olarak da diğer meslektaşlarından bazı bakımlardan ayrılıyor. Yani uluslararası başarısı bir tarafta, yerel başarıları bir tarafta, kaybederken de çok değer görmüş olması, yani şampiyonluklar kaybederken teknik adamlığında çok ciddi sempati topladı. Yani sadece Fenerbahçe ile çekişiyor olmasından ve Fenerbahçe'yi rakip olarak görenler tarafından değil, Fenerbahçe kulübünde çalışmış biri olarak söylüyorum bunu, benim için son derece sempatik bir teknik adamlığı vardı. Mesleğe bakışı, sahaya bakışı, spora bakışıyla. Benim aklıma hep o meşhur, hep anlattığım Kazasulatan maçı geliyor yıllar evvel. Yani ben yaş olarak sizlerden büyük olduğum için o döneme eriştim. Sahanın karıştığı bir maçtı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda
içinden çıkılamaz hale gelmişti saha. Yaklaşık 80-90 metre koşup Şenol Hoca sahanın diğer kaleye doğru koşup orada hakemi oradan alıp rakip oyuncuları ki biri geldi takım kaptanları şeyin Hans-Peter Pip biri geldi. Onu oradan alıp seyirciyi sakinleştirip kendi 10 takım arkadaşını arkasına alıp ki önüne normalde önünde olan oyunculardır. O maçın bitmesini sağlayan kişiydi. Ben hep öyle hatırlarım. O yüzden bu konuda tek karar veren kişi ben olsaydım. Ahmet Suat Özyazıcı'ya çok güzel söyledi Uğur Melek'e. Acaba hakkı teslim edildi mi? Başka bir türlü onurlandırıldı mı? Bunu da düşünürdüm ama benim oyum Şenol Güneş'e olurdu. Ama kaygılandığın şeye ben de şimdi kaygılandım. Acaba gerçekten teslim edildi mi? Bu sadece Trabzonspor değil, bizim de borcumuz ona. Bütün Türkiye'deki futbol seven herkesin borcu Ahmet Suat Özyazıcı'ya. Kesinlikle öyle. Ben de bir Beşiktaş-Trabzonspor maçını merakla bekliyorum. Akyazı stadı artık olmuyor. Şenol Güneş stadında. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş kendi ismini taşıyan stadda Trabzonspor'a karşı neler yapacak? Vaktimiz merakla yok bekliyorum. Biliyorum ama ortaya sormak istiyorum. Acaba Şenol Güneş'in iki tane camiası olmadı mı artık? Kesinlikle öyle. Tabii. Başka iki tane camiası olan teknik adam var mı acaba? Veya futbol adamı? Çok zor. Çok nadir. Yabancı teknik adamlarda var ama Türklerde yok. Kolay bir iş değil. Türklerde yok. Hiç kolay değil. Bu kadar rekabetin vahşi olduğu bir ülkede bence hiç kolay değil. Peki devam edelim. Şampiyonlar Ligi. Şimdi yeni bir statü düşünülüyor bildiğiniz üzere. Şampiyonlar Ligi'nde 4 büyük ligin takımlarında, 4 büyük ligin unsurlarında 4 takımın direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılması söz konusu olabilir önümüzdeki dönemde. Ya bu artık haksız bir rekabet doğurmaz mı Şampiyonlar Ligi'nde? Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Bence doğurur. Ligin ismi Şampiyonlar Ligi ise Finlandiya Ligi'nin Finlandiya'da UEFA'ya akredite UEFA ülkelerinden bir tanesi. Finlandiya şampiyonu ne kadar değerliyse futbol penceresinden bakarsak İngiltere şampiyonu, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya şampiyonları da o kadar değerli olmalı. Veya Finlandiya şampiyonu Arnavutluk şampiyonu İngiltere liginin dördüncüsünden daha az değerli olmamalı. Yani sadece futbol penceresinden bakacak olursak. Ama Şampiyonlar Ligi artık bir ürün. Şampiyon Kulüpler Kupası iken bir ürün değildi. Bir yarışma alanıydı. Artık bir ürün. UEFA'nın ürünleştirdiği, markalaştırdığı bir organizasyon. Ürünlerin ticari değeri olmadan yaşaması mümkün değil. Bu ürüne ticari değer katabilmek veya mevcut ticari değerini minimum koruyabilmek için UEFA bu yola gitti. Kayırmacı ama ticari anlamda ürünü korumacı. Bence tartışılması gereken şu. UEFA ürünü mü korumalı, ürünün ticari tarafını mı korumalı yoksa ürünün ham maddesi olan futbolu mu korumalı? Bana sanki futbola karşı biraz daha korumacı bakması gerekiyor. Yani Arnavutluk şampiyonu domestik bir ligin şampiyonu İngiltere liginin dördüncüsünden daha az değerli olmamalı. Futbol penceresinden bakarsak böyle. Ama bütün dev kurumlar gibi yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi de buna dahil. Olimpiyatlar eskiden bir yarışma alanıydı. Olimpik ruh, olimpik erdem konuşulan altında bir takım felsefesi olan bir şeydi. Ama bugün bir ürün, ticari bir meta. Uluslararası Olimpiyat Komitesi de ürünün ticari tarafını arttırmaya, geliştirmeye çalışıyor. Sporun ruhundan her geçen gün uzaklaştığını görüyoruz. Benim meseleye bakışım böyle. Bu Melike. UEFA değil de artık Avrupa'nın büyük kulüplerinin tecrübeli patronları devreye girdiler bu kararda. Zaten UEFA başkanı daha seçilmemişti bu yola girildiğinde. Dediler ki işte Agnelli gibi, Jean-Michel Ola gibi tecrübeli patronlar. Şampiyonlar Ligi 1.3 milyar euro ödül dağıtıyor. Bu 4-5 milyar euro olmalı. Şampiyonlar Ligi finalini 110 milyon kişi izliyor. 170 milyon kişi izliyor, özür dilerim. Amerikan futbolu finalini Super Bowl'u 110 milyon kişi izliyor. Sadece Amerika ilgi gösteriyor olmasına rağmen. Çok daha fazla ilgi, çok daha fazla ekonomi yaratmalı bu turnuva. Ve bugünden itibaren dediler bununla ilgili adımları atacağız. Şampiyonlar Ligi artık basketboldaki Euro Lig gibi olsun. Adı sadece Şampiyonlar Ligi olarak kalacak. İçindeki şampiyon sayısıyla bizim ilgimiz alakamız yok. Şampiyonlar Ligi yapanlar Milan'dı, Inter'di, Manchester United'dı, Liverpool'du, Lyon'du.
Onların sürekliliği sağlanmalı. Gerekirse wild card verilmeli tenisteki gibi bu takımlara. Bu yönde adımlar atılmalı dediler ve UEFA başkanı seçmeden önce zaten UEFA başkanını bu doğrultuda, bu şartlarla, bu koşullarla seçtiler. Yapılacak şeyler sadece bundan ibaret değil yani. Dört büyük ülkeden dörder takımın garanti olarak gelmesi değil. Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla cumartesi maçı oynanması, gruplarda cumartesi maçı düşünülüyor. Maçların uzak doğuya Amerika'ya taşınması bazılarının, marka maçlarının, bunlar düşünülüyor. Wildcard düşünülüyor. Çok şey değişecek. Basketboldaki Euroleague gibi olacak. Belki sabit olacak bazı takımlar Şampiyonlar Ligi'nde. Kalıcı olacak. Yani artık bu bildiğimiz anlamda Şampiyonlar Ligi yok. Yeni bir Şampiyonlar Ligi başlıyor. Bu bir haksızlık mı, adaletsizlik mi? Platini başkan olurken Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla şampiyon mottosuyla girdi. Doğu blok ülkelerinin blok halinde oylarını aldı. Dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 11 oyunu komple aldı. Çünkü niye? Belarus şampiyonu lige soktu. Çek şampiyonu soktu. İsrail şampiyonu soktu. Bunları hiç göremiyorlardı. İsveç şampiyonu, Norveç şampiyonu soktu. Ama bu kontenjanları büyüklerden almadı ki. İkinci halk ülkelerini aldı. Biz iki takım gönderebiliyorduk sık sık. Artık gönderemiyoruz. Hı hı. Yunanistan, Belçika, Hollanda, Portekiz. Onların da aldı kontenjanı. Az fakirden aldı, çok fakire verdi. Bu Robin Hood davranışı değil. Zenginliği alıp fakire vermek Robin Hood davranışı. O yüzden de ne Platini'nin yaptığı samimiydi, gerçekçiydi, ne de şimdi Ceferin'in yaptığı Şampiyonlar gibi daha eskisi gibi olmayacak. Euroleague gibi olacak, basketbolu Euroleague gibi olacak ve bizi çok parlak yıllar beklemiyor Türk futbolu adına. Bu anlamda ne olabilir bizle alakalı? İlk 8 veya ilk 9 direkt gönderebilir ve biz oraya giremeyebiliriz. Evet. Evet, ben de ticari kaygıların artmasıyla beraber sizin de hocam söylediğiniz gibi yani bir markalaşmayla beraber futbolun içine daha çok paranın girmesiyle beraber o bazı heyecan verici olayların artık eskisi gibi insanları cezbetmediğini düşünüyorum. Maalesef bugünlere geldiğimizi düşünüyorum. Fazla markalaşma da iyi değil. Yani para güzel ama fazla para da iyi değil sanki. Yani, çıktıya bakıyor UEFA, FIFA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi. Ama ham maddeye bakmıyor. Ham madde olmadan çıktı olmaz. Ham maddeyi korumadan çıktıyı korumanın çok mantığı olmayacak uzun vadede ama yapacak bir şey yok. Evet, süremizi burada biraz açtık. Kusura bakmayın. Devam edelim. Penaltılara geçelim. Bir araştırmaya göre son 10 yılın en çok penaltı kaçan sezonunu geride bırakıyoruz. 2016 yılı en çok penaltı kaçan son 10 yıldaki sezonmuş 2016. Ne dersiniz? Bu klasik bir soru ama herhalde hala cevabını bulamadık. Penaltıyı oyuncu mu kaçırır yoksa kaleci mi tutar hocam? Duka'dan kim hatırlıyor musun? Duydun mu hiç bu ismi? Sanki ismi böyle bir tanıdık geliyor ama tam. Ben izledim. Uğur Melek'i izlemiştim. 86. Ben de izledim. 1986. Roman kaleci Duka'dan yanılmıyorum değil mi? Roman Bükreş'in. Bükreş takımının kalecisiydi. Bir... Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finali mi, yarı finali mi, finali mi tam hatırlayamadım. 4 penaltı birden kurtarmıştı. Şimdi Duk adamı hatırlıyorum ama penaltıları kimlerin kaçırdığını hatırlamıyorum. Böyle bakarsak kaleci kurtarır. Ama Zico'nun penaltı kaçırdığı Dünya Kupası yarı finalini hatırlıyorum. Aklıma geliyor, sonra kaleciyi hatırlamak için hemen rakibi hatırlamak zorunda hissediyorum Fransa kendimi. Fransa maçıydı galiba. Fransa çeyrek maçıydı. 86. Çeyrek finalde evet. Çeyrekti doğru. Galiba. Roberto Baggio Dünya Kupası finalinde kaçırdı. Kaleciyi 2 saniye düşünürüz Tafarel olduğunu o sırada. Maradona penaltı kaçırdı. 1990 Dünya Kupası İtalya 90'da hatta gruptan sonraki ilk turda galiba. Kaçırdığını hatırlıyorum. Maradona kaçırdı ama kalede kim vardı onu hatırlamıyorum. O zaman isimlerle mi alakalı biraz? Sadece bunlarla alakalı değil. Bazen kaleci kurtarır. Yani Duk adam gibi 3 tane 4 tane Harun. Şimdi Harun kurtarıyor penaltıları. Bursaspor'un kalecisi Harun kurtarıyor. Zalat kurtarıyor penaltıları. Zalat da böyle arka arkaya penaltılar kurtarmıştı Eskişehirspor'un kalesinde. Ama biraz kimin attığına bağlı, biraz nasıl attığına bağlı. Üstten avut atıyorsun kaleci kurtarmıyor. Direğe atıyorsun kaleci kurtarmıyor. Kalecinin kucağına atıyorsun veya zor bir yere atmıyorsun. Yine kaleci kurtarmış olmuyor. Kaleci yani kaçan penaltıların eğer kaleyi bulmuşsa %15'ini 20'sini belki kaleciler kurtarıyor. Diğerlerini futbolcular kaçırıyor. Ama büyük kalecilerin de yani önemli isimli kalecilerin de rakibe göre yani şutu atan penaltıyı kullanan oyuncuya göre çalıştıklarını da sık sık görüyoruz öyle değil mi Uğur Meleke? Yani bu oyuncu buraya atar
deyip bak, oraya atlayan kaleci de var. Kısa bir şey anlatabilirim daha sonra. Lütfen hocam ben de. Roman Kratochvil vardı Denizli Spor'da. Kaptanı. Hiç penaltı kaçırmadan 11. 12. penaltısına kadar geldi. 2005'ler 2006'lar falan. O zaman ben onun attı, bizde de bir databank var. Hı hı. Bütün penaltıları bir yere istifliyoruz. Frikikleri, kornerleri hepsini istifliyoruz. Sistematik bir durum var mı bakıyoruz. Kratochvil'de ben bir şeyi fark ettim. İlk 3'ünde 4'ünde devamlı kalecinin sağına vurmuş. Sonra kaleciler uyanmış, devamlı kendi sağına gitmiş. O eyvah ben kaçıracağım galiba derken sola atmaya başlamış. Sonra kaleciler sola gitmeye başlamış. Sonra da bir sağ bir sol, bir sağ bir sol yapmaya başlamış. Ben o bir sağ bir solun solunu yakaladım. Çok enteresan. Bir sağ bir solun solunu yakaladım. Bir kupa çeyrek finaliydi veya yarı finaliydi tam hatırlamıyorum. Kadıköy'de bir maç oynadık. Ben yakaladım. O gün işi biraz gördük hafif. Kale, kurtardı önümde mı? De Rüştü vardı evet. Kurtardı Rüştü, mı? Rüştü şeydeydi. Kaledeydi. Bizim kaledeydi. O gün Rüştü yanlış hatırlamıyorsam 3 penaltı kurtardı. Ha o maç tamam. Şimdi hatırladım. Kupaydı, demek ki çalışılıyormuş. 9 kişi falan kalmıştık biz o maçta. Yani bazen öyle olur. Yani vaktim çaldım. Biraz uzattım. Güzel bir örnek oldu. Vallahi bu sezon sayının artması neyle ilgili olabilir? Ben de onu düşündüm. Herhalde komünikasyonun gelişmesi, bilgi depolama ve yorumlama teknolojisinin gelişmesi, kaleciye artık çok daha fazla yardım edebilmesi belki antrenör ekibinin, analiz ekibinin ve teknolojinin bu katkı sağlamış olabilir. Bizim Sporto Süper Lig özelinde gerçekten bir kaleci sezonu yaşıyoruz. Yani Sporto'da kaleci ligi oldu lig. Hani bir ilk yarının en iyi 10 oyuncusunu seçsek belki 4 tane kaleci girer. Ben böyle bir sezon hatırlamıyorum. Yani Mustara, Harun Tekin, Volkan Babacan, belki Hoff da girer. Volkan Demirel de zorladı. Bu kadar çok kalecinin aynı anda performansının iyi olduğunu da hatırlamıyorum. Türkiye özelinde de çok iyi bir kaleci sezonu yaşıyoruz. Belki global olarak da hani bilgiye ulaşım daha kolaylaştı. Kaleciler belki daha fazla çalışıyor, daha fazla bilgi alıyor. Böyle açıklayabiliyorum ancak. PTT 1. Lig'de de böyle bir karma olsa mesela 4 tane 5 tane kaleci sayılabilir. Orada da mı öyle? Öyle. Yani bir çırpıda sayılır. Ya gol atan kaleci var. Bofen. Penaltı kurtaran kaleci var yani. Bir dünya. Devam edelim o zaman süremiz burada bitmişken. Şimdi bir Dünya Kulüpler Kupası oynandı yine. Real Madrid kazandı son finalde, uzatmalara giden finalde. Bu organizasyon bu haliyle yeterli midir? Yoksa daha değişik bir prosedüre uygulanabilir mi? Şimdi Dünya Kulüpler Kupası aslında fonksiyonel bir turnuva bana sorarsan. Yani var olmalı. Niye? Amerika ile Güney Amerika ile Avrupa'yı çeşitli vesilelerle daha fazla buluşturmak lazım. Yani biz 4 yılda bir Dünya Kupası seviyesinde görüyoruz. Şili ulusal anlamda hangi seviyeye gelmiş? Arjantin, Brezilya hangi kategorideler? İşte oradan bir ekstra çıkmış mı? Meksika, Amerika ve Şehitleri, Kuzey Amerikalılar ne hale ne durumda? Dünya Kupası vesilesiyle görüyoruz. Halbuki onlar sürekli birbirleriyle karşılaşıyorlar ve Avrupa'ya ciddi sayıda oyuncu ihraç ediyorlar. Oradan da iyi iş çıkıyor. Kulüpler düzeyinde de buna ancak Dünya Kulüpler Turnuvası'ndaki 1-2 maçta, yani mesela bu turnuvada Japonya şampiyonu ev sahibi kontenjanından girmişti. Post kontenjanından, evet. Kaşın. Ve ev sahibi kontenjanından finale çıktı. Neredeyse şampiyon oldu. İyi yani de oynuyorlardı. Ölçemedik bile tam anlamıyla Güney Amerika futbolu nerede veya nerede değil. Acaba daha fazla bir katılımla daha geniş böyle gerçekten bir Dünya Kupası formatında yapılabilir mi hocam bu? Ne yapılabilir, dersin? Yapılabilir. Ona cevap vermeden önce şeyi de söylemek istiyorum. Yani o kadar enteresan bir hikaye oldu ki Kaşıma Antlers açısından. Hı hı. Kaşıma Antlers 6 aydır doğru dürüst maç kazanamıyordu. Ve Ceyvan'ın Japon liginin birinci etabını, çok değişik bir sistemleri var. Birinci etabını lider bitirdiği için ikinci etabı totalde sonlarda bitirmesine rağmen, epey süredir maç kazanamamasına rağmen playoff'un yarı finalini oynamak kazandı. Kontenjandan. Sonra yarı finali ve finali kazanıp host kontenjanından Dünya Kulüpler Kupası'na geldi ve Real Madrid'le maçı uzatmaya kadar getirdi. Finali uzattı yani finali. O 6 aydır maç kazanamayan ekip bir anda dünya şampiyonu olabilirdi. Bu olmalıydı anlamda. Da Sergio Ramos'u atsaydı. Bence de olmalıydı. Evet. İki kere atması lazım. Ama yani. Ben de katılıyorum. Güney Amerika futbolu,
kulüpler bazında Avrupa futbolu, MLS, her zaman MLS'ten gelecek değil. Belki Meksika'dan gelecek, belki Orta Amerika'da Panama Ligi'nden gelecek, belki Kanada Ligi'nden gelecek. Bilmiyoruz ama Avustralya Ligi kulüpler bazında nedir? İşte Asya futbolu kulüpler bazında ne? Avrupa ile yarışabilir mi, yarışamaz mı veya ne kadar yarışabilir, hangi ölçüde? Bunu görmenin yolu bu buluşma. Bence şey fikri fena değil. Yani 4 yılda bir daha geniş katılımlı olabilir. Mesela UEFA Avrupa Ligi'nin muadili olan Copa Sudamericana'nın Asya muadili, Avustralya muadiliyle beraber Şampiyonlar Ligi'nin kıta muadillerinin son 4 sezonluk performanslarıyla seçilmiş. Tabii bunu seçmek de kolay olmayabilir. 24 takımlı bir organizasyon bence harika olur. Çok ilgi çeker. En azından benim ilgimi çekti şimdi fikir. Uğur Meleke, sen ne dersin? Bu çünkü çok tartışılıyor artık son dönemde. Yani uygun bir zemin, uygun bir zaman ayarlanıp bu işte Avrupa'nın büyük kulüpleri ve diğer hocanın da söylediği gibi Asya'nın olsun, Güney Amerika'nın olsun kulüpleri bir araya getirilip böyle bir turnuva, Dünya Kupası. Tek sayılı bazında. Yıllarda Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası yokken, Copa Amerika'da yokken, tek sayılı yıllarda biraz daha geniş katılımlı, sponsorların da daha fazla ilgisini çekecek sayıda müsabaka ve kalite katılarak. Yani mesela Zambiyalı hakem korkunçtu. Yani hakemleri de görmüş oluyoruz. Mesela 2010 Dünya Kupası'nda bir Ravşan Irmatov gerçeği vardı. Yani bir Özbek hakem. Dünyanın en iyi hakemi oldu, gördük orada. Belki keşke daha önce görseydik. Keşke daha fazla faydalanılsaydı Ravşan Irmatov'dan. Öyle değil mi? Belki de Asya'dan, Afrika'dan, Amerika'dan çok değerli spor adamları, hakemler, sporcular, antrenörler çıkacak. Ve kültürler birbirini etkileyecek. Yani dünyanın da buna ihtiyacı var. Aslında bu respect diye saygı yazıp kollarda, omuzlarda, göğüslerde çıkmak yerine gerçekten farklılıkları bir araya getiren turnuvaların da buna faydası var. Yani bir Afrikalılarla beraber bir oynasın da Avrupalılar. Bu Cristiano Ronaldo'yu sadece rüyasında görmesin Afrikalı sporcu. Başarılı olduğunda karşı karşıya gelme şansı yakalasın. Veya hakem. Gelsin Messi'nin maçını yönetsin. Yani onun da hayatında muazzam bir hatıra olacak ve Messi de orada belki Afrika'nın Messi'siyle karşılaşacak ve onun elini sıkacak. Bu fırsatı vermek lazım insanlara. Japon takımının da enteresan, sizin de verdiğiniz bilgiyle. Mesela çok insan bilmiyor. Yani hani mesela şimdi Kaşıma'yı ne kadar izleyebilirsiniz ki? Çok futbolla alakası olmayan bir insan. Benim yani hiç haberim yoktu. Önder minimum derecede olan bir insan. Mesela Önder Hoca biliyor, hakim lige ama şu anda mesela o takımı merak edip Kaşıma'yı daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatını buluyorsunuz, öyle değil mi hocam? Hayır, kesinlikle. Yani ilginç kulüplerle karşılaşma şansını, ilginç oyuncularla, ilginç işte Uğur Melike'nin söylediği gibi spor adamlarıyla karşılaşma şansını verir bu. Fikir benim ilgimi çekti. O zaman burada bir ara verelim değerli izleyenler. Bir reklam arasına gidelim, daha sonrasında beraber olacağız. Yeniden beraberiz. Konularımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Premier Lig'le devam edeceğiz. Boxing Day geldi, çattı artık. 11 günde neredeyse 3 maç oynayacak takımlar. Uğur Meleke, bu bir ödül müdür izleyenler için? Yoksa oynayanlar için bir ceza mıdır? Öncelikle bu bir gelenek. Yani İngiliz futbolunu İngiliz futbolu yapan kavramlardan bir tanesi. Mesela Almanya'da kış şampiyonu kavramı gibi. Hı hı.
Yani Almanya'da ilk yarının lideri kış şampiyondur ve hoş bir jesttir onu kış şampiyon olarak anmak. Ya da işte Türkiye'de Trabzonspor'un varlığı, Trabzonspor'la Samsunspor'un oynaması, Trabzonspor'la Rizespor'un oynaması Süper Lig'de bir bölge derbisidir, Karadeniz derbisidir ve kendi içinde kodları vardır ve bizim için bir değerdir. Ülke futbolu için bir değerdir. Öyle bakıyorum ben bu olaya. İngilizler geleneğine sahip çıkıyor. Yani çok fazla bilimsel yaklaşmıyor hadise, biraz daha duygusal yaklaşıyorlar. Nasıl o meşhur savaşı andıkları o Remembrance Day'de göğüslerine o dört yapraklı yoncaya benzeyen şeyi takıyorlar ve uluslararası maçlarda taktıkları için ceza aldılar değil mi? Dün mü, önceki günü mü ne? Ama o onlar için bir gelenek ve cezayı da göz alarak taktılar onu. Boxing Day'de bu hediye günü de Noel sonrası hediyeleşme organizasyonunda bir gelenek onlar için. Ben geleneklerine sahip çıktıkları için öncelikle imreniyorum. Bu süre ben 3 dakika mı konuştum? Yok, süreyi kısa tutmuşlar herhalde. Hocama verelim istiyorsanız sözü burada. Evet lütfen hocam, süreyi burada kısa tutun. Yok, ben de kısa konuşacağım aslında konuyla alakalı. Muhafazakar, Britanya futbolu, diğer Britanya durumları gibi futbolda muhafazakar baktıkları, duygularıyla baktıkları, aynen Uğur Meleke'nin söylediği gibi bilimsel bir yaklaşımları yok. Ama ben ne getirebilir ne götürebilir, oradan bakacağım herhalde. Neymar formsuz değil mi? Evet. Epeydir atmıyor. Evet. Oyunda da biraz kaybolduğu, son dönemde kaybolduğunu görebiliriz. Copa America Centenario'yu oynadı. Geldi Şampiyonlar Ligi, lig hepsini oynuyor. Üstüne olimpiyatlara gitti. Olimpiyatları da oynadı. Artık maç sayısı olarak rekora gidiyor. Lig bittiğinde, yani ilk devre bittiğinde İspanya'da. Ben çok merak ediyorum kaç maçı tamamlayacak. Dünya Kupası elemelerinde de etkili. Brezilya formasıyla. Çok gitgeli, yani mesafesi uzun. Uzun mesafede gitgel yapıyor. Artık öyle bir noktaya geldi ki yürümeye hali yok. Yani zihinsel olarak bitik. Bir ara vermesi lazım onun. Arayı verdikten sonra dönüşte Neymar nasıl olacak ben çok merak ediyorum. Ama benzer bir trafiğe sahip bir Brezilyalının, Premier Lig'de oynayan bir Brezilyalının o arayı veremeyecek olması... Acaba Şampiyonlar Ligi'nde ne hale getirecek oyuncuyu onu da merak ediyorum. İkinci devre onu bekleyip göreceğiz. Mesela City'de kim var başka Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımı? Arsenal. Bak, onu merak ediyorum. Zaten hem lig yarışında en kritik hafta hem de İngiliz takımlarının belki Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olmasını da bağlayanlar var Boxing Day'e. O da enteresan bir yaklaşım tabii ki. Devam edelim. Premier Lig demişken tabii ki Arsenal ve Mesut Özil şu anda bir kriz var. Mini bir kriz. O da şu ki Mesut Özil ve Alexis Sanchez de şu anda sözleşme imzalamaya henüz yanaşmadılar. Sözleşmeleri bitiyor. Diyorlar ki biz iyi oyunumuzun karşılığını istiyoruz, zam istiyoruz diyorlar. Ama mesela Thierry Henry de dedi ki önce bir kupa kazansınlar da ondan sonra zam istesinler dedi. Hocam ne dersiniz? Tabii Arsene Wenger ne dedi? En önemlisi o. O ne diyor? Mesut Özil Arsenal için vazgeçilmez mi? Bence değil ama sanki Arsene Wenger için vazgeçilmez gibi. Ve bu arada özellikle Premier Lig'de birçok sezonu bir değerlendirelim. Arsenal neden kaybediyor? Premier Lig'i neden alamıyor? Acaba dengi yarışta olan rakiplerini yenemediği için mi? Yoksa aşağılarda puan kaybettiği için mi? Var mı fikrin? Ben çok takip ediyorum. Son iki maç Everton ve City'ye kaybetti. Hem de ikisinde de öne geçip kaybetti. Evet, City bu bir olan olabilir. Rakiplerinden bir tanesi. Eğer böyleyse Mesut üzerinde biraz düşünmeli. Ama yok işte biz Watford'a kaybettiğimiz için bununla beraber işte ligde olduğu dönem işte Blackburn'e kaybettiğimiz için şampiyon olamıyoruz diyorsa Arsene Wenger o zaman devam şeyle. Mesut'la devam. Aksi takdirde bir daha sorgulamadılar. Ha, bu arada ben Mesut'u çok beğeniyorum. Ama büyük maç kaderi de değiştirmedi. Hakikaten değiştirmedi. Evet öyle. Ve Thierry Henry'nin bir taraftan haklılık payı var. Yani zam konusunda söylemiyorum. Yeni sözleşme isterken yani kupa
var mı boynunda bir madalya diye de sorarlar. Büyük kulüpler bunu sormalı. Sorar çoğu zamanda. Uğur Melike sen ne dersin? Yani Mesut Özil vazgeçilmez mi gerçekten Arsenal'da? Veya Alexis Sanchez? 200 bin pound alıyorlarmış haftalık. 400 bin istiyorlarmış. Yani bir pazarlık söz konusu. Artacak o rakam ama 400 bine kadar artmayacak. Thierry Henry de demiş ki yani haftalık 400 bin pound istiyorlarsa 50 gol 50 asist yapmalar lazım sezonda demiş haklı olarak. Ben de çok son derece sonuna kadar hak verdim Henry'ye. Şampiyonlar Ligi finalisti. İki kere Premier Lig şampiyonu. Bir Arsenal efsanesi Thierry Henry söylüyor bunu. O zaman kulak kabartacaksın, dinleyeceksin. Boynu madalyalarla, evi kupalarla dolu Thierry Henry'nin. Ve bunları Arsenal'le, Arsene Wenger'le kazandı. Arsenal'den gidip kazanmadı, Arsenal'le kazandı bunları. Özil'le Alexis'i de aynı parantezde değerlendirebilirim. Özellikle Özil iki maçtır kayıp. Ve İngiltere kamuoyu da diyor ki büyük maçlarda, mesela City-Arsenal maçında Özil kayboldu, De Bruyne ortaya çıktı diyorlar. Büyük maç oyuncusu. De Bruyne büyük maçta sahneye çıktı. Özil büyük maçta kayboldu diyorlar. Bir de seninle ilgili böyle bir eleştiri varsa yani burada maaş artışı aramak yerine şampiyonluk aramak lazım. Şu an zirvenin 7 puan gerisine düştüler. Bu iki maç vesilesiyle Chelsea 7 puan fark yaptı Arsenal'e. O maçlarda kaybolmasaydı da %100 biraz fazla değil mi ya? 200 binden 400 bin pound'a. Evet. %100 biraz aşırı. Puan nedir ayrı pazarlık payı mı bırakıyor acaba biraz? Ya bilmiyorum da yani %100 zam istemek bu çok tuhaf geldi bana yani. Ya Messi Ronaldo'nun kazandığına yakın bir para istiyorlar Alexis ve Mesut. Kusura bakmasınlar da böyle bir etkileri yok. Gitmek için yol yapıyor da diyenler var mesela. Mesut Özil için özellikle biliyorsunuz son dönemlerde Real Madrid'de de adı anılıyor. Tekrar yeniden evet öyle haberler çıkmaya başladı. Acaba Mesut Özil mi Arsenal'dan vazgeçmek istiyor, öyle bir şey de olabilir belki. Belki de onu bilemiyorum. Yani piyasası var Avrupa futbolunda. Birçok ülke, birçok ekip, birçok ülkeden birçok ekip isteyebilir Mesut'u. Birçoğu için çözümdür. Ama ne kadar büyük bir çözümdür o tartışma konusu. Tabii ki bir Messi ile bir Ronaldo ile bu oyuncularla mukayese etmek oyunculara da haksızlık ama muadili oyuncu. Mesela işte Uğur Melike Kevin De Bruyne ile mukayese etti. Bu mukayeseden kim galip çıktı? İşte De Bruyne galip etki çıktı. Etti diyorlar. Devam edelim o zaman diğer konuyla. Biraz bunu havada bırakıp. 400 bin fazla. Antonio Conte şu anda Chelsea'de muazzam bir sezonu daha doğrusu geride bırakıyor. Daha doğrusu, sezon demeyelim de yarım sezon diyelim. Geldiğinde aslında istediklerini yapamamıştı. Savunmada özellikle zaafları vardı ama daha sonrasında her tarafı topladı ve şu anda Chelsea bayağı iyi bir şekilde devam ediyor. Mağlubiyeti yok. Hocam ne dersiniz? Antonio Conte şampiyonluğu alır mı bu sezon? Alır. Kestirmeden söylüyorum. Alır. Ha, alacak o anlamında söylemiyorum ama alabilir. Şu anda favori o. Kadro favori mi? Kadro favori değil ama teknik adam favori. Yani kendi imzasını attı. İzliyoruz maçları. Korkunç bir motivasyona sahip. Son 1-0'lık o Diego Costa'nın atıp kazandıkları maçın tamamını seyretmiştim. Bir teknik adam olarak coşkusunu, heyecanını gördüm ve takıma yansıtabildiğini de hissettim. Tribünlere de yansıttığını hissettim. Bir iç saha maçıydı. Ve Chelsea tribünleri biraz böyle şeydir. Yani snobby tribünlerdir. Öyle çok maçın içine girecek tribünler değil. Arada bir slogan atarlar. Bir iki tane şarkıları vardır. Onları söylerler. Ama Conte'nin heyecanı öyle bir noktaya getirmiş ki Chelsea tribünlerini hani böyle biraz kale arkasına toplanıyor gibiler sanki seyirciler. O birincisi. İkincisi her zaman yıllardan beri söylediğim şey, haklı çıkmak insanı mutlu eder. Ben hep şunu söylerdim, biraz küstahça gelebilir ama İngilizler futboldan anlamaz diye söylerdim. Bunu tabii açmak lazım. İtalyanlar da her şeyin yapılmışı vardır derdik desteklemeye çalışırken ve ben hep İtalyanlarla İngilizleri mukayese ederdim. O mukayeseden hep kendi zihnimden İtalyanları galip çıkartırdım. Biraz oraya doğru gidiyor iş. Çünkü Conte'nin yazılımında futbolculukta ve antrenörlükte her şey var. Satrançtaki bütün hamleleri bilen bir teknik adam haline geldi. Sebebi İtalya Ligi'nin onu beslemiş olması. Uğur Melike? Bahsettiğin dönüşümü üçlü savunmaya dönüşle yaptı. İlk 6 hafta dörtlü savunmayla oynuyorlardı ve 2 mağlubiyet almışlardı. Sonra dedi ki acı verici bir 1-0'lık mağlubiyetten sonra çareyi biliyorum, çözümü biliyorum, halledeceğim dedi. Üçlü savunmaya döndü. John Terry'yi kulübeye gönderdi. Orta dörtlünün kenarlarına Victor Moses ve Marcos Alonso'yu koydu ki Victor Moses beklenmedik bir hamleydi.
çok umut besleyen ama olmayan bir oyuncu statüsündeydi. 3-4'e döndükten sonra üçlü savunma artı Kante-Matić ikilisi bloklar arası hiç boşluk bırakmayan bir gruba dönüştüler. Çok iyi bir defans takımı oldular. 11 maçta sadece 2 gol yediler ve 11'de 11 ile geliyorlar. Şimdi 11'de 11 ile gelen korkunç bir performans. Zaten saygı duymaktan başka ne yapabilirsin? Ama bir küçük şerh düşte bir kadroyla pek oynamaya ihtiyacı olmadı. Hemen hemen aynı 11 ile oynuyor. Bir maç Hazard yoktu. Bir maç Matić yoktu sanırım. Onun dışında hep aynı 11 ile oynadı. Şimdi Boxing Day fikstür sıkılaşacak. Belki kadroyu biraz daha geniş kullanması gerekecek. O zaman bu taktik anlayışı bütün oyunculara geçirip geçiremediğini göreceğiz. Yoksa bu oyuncular zaten uzmanlaştı ve telepatik olarak oynuyorlardı. O yüzden başarı geliyor ama bunu sezonun bütününe yayabilir mi sorusunun cevabını biraz bu dönemde göreceğiz. İngiltere'de o konuşuluyor. Acaba Chelsea bu sıkışık fikstürde takılır mı diye konuşuluyor. Çünkü City oyuncuyla kazanabiliyor. Yani De Bruyne bir maçı alabiliyor. Agüero bir maçı alabiliyor. Yaya Toure bir maçı alabiliyor. Ama Chelsea takım olarak alıyor. İyi oynamak zorunda. İyi oynayıp kazanıyor. Diego Costa'nın maç kazandırabilirliği var ama onun dışında da çok fazla maç kazandıran oyuncu yok. Son şampiyon Leicester'da oyunla kazandı diyebilir miyiz biraz? Tabii. İşte Chelsea'nin de onlar. Benzer gittiğini düşünüyoruz. Yani City'den United'dan daha az maliyetli kadrolar bunlar ama bir şekilde işi görüyorlar. Aynen öyle. Süremiz bitti, devam ediyoruz. Nice'le devam ediyoruz. Enteresan bir çıkış oldu bu sezon Nice'in. Balotelli ve Lucien Favre aslında birbirine zıt iki futbol insanı diyelim. Lucien Favre tam bir düzen adamı. Bundesliga'yı bile düzensiz bulan bir isimdi. Ama Balotelli ile beraber, hocam ne dersiniz, inanılmaz bir çıkış değil mi? Evet, gerçekten öyle. Bu hafta gözüme takıldı. Lig TV maçı veriyordu. Yakaladım, aradan girdim maça. Yani bazen ilgimizi çeken filmlere de aradan giriyoruz. Aynı bir filme girer gibi girdim. Bak fena değil. Yani disiplinli bir şekilde oynamaya çalışıyor. Bir kere vücut dilinde ufak tefek değişiklikler çok net belli. Son maçı seyrettim bilmiyorum. Ama hani vücut dilinde şeyi seyretme, hissettim ben. Dijon'u mu yendiler? Öyle bir şey. Evet. Vücut dili değişmiş biraz. Onu bekliyorum. Ama ben hala lastik ne zaman patlar diye de kendime soruyorum. Lucien Favre'nin verim alma oyunculardan, sorumlu oyunculardan verim aldığını biliyoruz geçmiş dönemlerde. Ama Balotelli kadar büyük bir sorunla karşılaşmamıştı. Ve sert. Serttir de Balotelli. Yani hatada ısrar edebilen bir yapısı da var. Enteresan bir buluşma oldu. Senin söylediğin gibi birbirine çok zıt iki insanın buluşması. Ama o zıttıktan bazen şahane bir aşk hikayesi ve baba oğlu hikayesi ve şahane bir başarı hikayesi de çıkabilir. Neden olmasın? Çok mu isterim bilmiyorum. İsteyenler için öneririz. Bu ben severim böyle hikayeleri. Mesela Nice bu sezon Fransa Ligi'ni götürse Balotelli ile beraber bence çok güzel bir hikayesi olur. Keşke götürse. Bu yeni nesil çocukların çok tipik bir modeli Balotelli. Yani ufak tefek başarılar elde edince dünyayı küçük dağları onun yarattığına inandı. Gettolardan yetişen bir çocuk olduğu için, fakir bir ailenin çocuğu olduğu için bu noktaya gelmiş olması olağanüstü bir hayal dünyası yaratmasına neden oldu ve bir anda Messi ile Ronaldo ile aynı ligde olduğunu zannetti. Maalesef böyle cümleler de kuruldu İngiltere'de onun parladığı dönemde. Sonra gerçeklerle çarpıştı. Kendisine bu gerçekleri söyleyebilen hocalarla bence başarılı oluyor. Bence Lucien Favre Balotelli'ye sürekli kötü hissettiriyor. İyi hissettirmiyor. Genel beklenti Lucien Favre'ın Balotelli'ye iyi hissettirdiği yönünde, ben tam tersini düşünüyorum. Bence Balotelli'ye kötü hissettiriyor. Gerçekten kim olduğunu hatırlatıyor. Çünkü Euro 2012 döneminde İtalya milli takımında Prandelli'de Balotelli ile ilgili hep o şekilde konuşurdu basın toplantılarında. Yani bizim takımın çok önemli bir parçası değil. Henüz genç, oynayabilecek mi? Sordukları zaman henüz ilk 11 kafamda net değil falan diyordu. Balotelli için basın toplantısı konuşmalarını hatırlıyorum. Balotelli'ye sanırım en uygun muamele bu oldu. Yani yeni nesil Z jenerasyonu havalı bir çocuğa aslında çok küçük, yetersiz, parlaması gereken bir çocuk oldu, hatırlatıldı. Prandelli ve Lucien Favre tarafından öyle verim alındı. Ben de Önder Hoca gibi şüpheler taşıyorum. Bunu sezona yaymak çok kolay değil. Hele de Paris Saint-Germain geliyor ki.
Peki devam edelim. Süremiz bitti değil mi arkadaşlar burada? Evet, 10 saniyemiz kaldı. Ben de şunu ekleyeyim. Özellikle o Inter'de oynadığı dönemde bir hazırlık maçında yaptığı hareket sonrası Mancini'yi delirtmesini asla unutamıyorum. City'de. Karşı karşıya topu kurmaya kalkmış. Topu kurmaya kalkması enteresandı. Yeni konuyla devam ediyoruz. Lionel Messi şu anda hala sözleşme yenilemedi. Yenileceği bekleniyor ama Arjantinli yıldız acaba Barcelona'dan ayrılsa ne olur diye insan sormadan da edemiyor, öyle değil mi? Buyurun Uğur Meleke. Barcelona ondan ayrılır, Messi Barcelona ayrılmaz bence. Yani futbolda Messi çağı yaşıyoruz bana sorarsan. Yani ben büyük bir Maradona'cıyım. Çünkü çocukluğum o döneme denk geldi. Kolay kolay Maradona'nın yanına kimseyi koyabileceğimi düşünmezdim. Pele ile ilgili bilgim yok. Pele ile kıyaslayamam. Yani televizyon özetlerinde gördüğüm 3 tane golle de Pele'yi analiz edemeyeceğime göre onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Ama ben Maradona'yı maksimum izlemeye çalıştım. Avrupa'dan, futbollardan, dünya kupalarından filan. Ve çok etkilendim. Bir daha da kimseyi Maradona'nın yanına koyamadım. Messi'nin de ilk 5-6 yıl itibariyle Maradona ile kıyaslanamayacağını, Maradona ve diğerleri olacağını düşünüyordum. Ama o bizi yanılttı. Artık benim gibi büyük Maradona'cı bile Messi'nin artık Maradona'dan fazlasını yaptığını düşünüyorum. Ve Barcelona ile Messi dünya futbol tarihinde 100 sayfalık bir yer edinecek bir hikaye. O hikayeyi sonuna kadar yazacaklar. Ben zannetmiyorum böyle bir şey olacak. Ben de büyük Maradona'cıyımdır. Bu arada ben de büyük Maradona'cıyımdır, onu da söyleyeyim. Maradona'cılar Maradona'ya kıyamazlar. Evet, bir kere aslında. Böyle de bir durum vardır yani. Şimdi Messi giderse ne olur Barcelona'dan? Şimdi sorun şöyle cevapları olur. Barcelona'ya ne olur? La Liga'ya ne olur? İspanya'ya. O rekabete. Real Madrid'e ne olur? Gideceği kulübe ne olur? Gideceği kulüp hangi ülkenin? O ülkeye ne olur? O ülkedeki yerel rekabete ne olur? Şampiyonlar Ligi'ne ne olur? Vallahi resmen eksen kayar yani. Kesinlikle. Yani Avrupa futbolunun biraz eksen kayması olur. Biraz. Yani Messi'ye ne olurdan ziyade ben biraz da bu tarafından, programın ismi de ters köşe ya, biraz tersten düşündüm. Acaba bunlar ne olur diye. Tabii adaylar kimler onları bilmiyoruz. O yüzden bu sorulara cevap verme şansımız yok. Ama bir devir kapanır ve ben taş yerinde ağırdır derim. Bazı oyuncular için böyledir. Maradona her yerde ağırdır. Yani ağırdı. Her yerde 68 kilo çekerdi net. Net 68 kilo çekerdi yani. 1.63-1.64 boyuyla 68 kilo her yerde çekerdi. Ama Messi o şeyi kaybedebilir. Çünkü Barcelona ile bağımlılar, şeye katılıyorum Uğur Meleke'ye o anlamda. Messi'ye olan ihtiyaç kadar Messi'nin de Barcelona'ya ihtiyacı var. Birbirlerine yaptıkları katkı sanki Barcelona'nın yaptığı katkı Messi'den az değil gibi geliyor bana. Futbolda bir benzeri yok yani. Eşleştiremiyoruz. Jordan Chicago denebilir ancak. Hani evet. Bu spor olan etkisi Jordan'ın basketbolu etkisi gibi. Ve Chicago ile olan bütünleşmeleri. Ben de aynı fikirdeyim. Barcelona ne verdiyse Messi de aynısını karşılık olarak geri verdi diyelim. Ve diğer konuya geçelim. Ara transfer yaklaşıyor. Dört büyüklerden hangisinin transfere daha çok ihtiyacı var hocam? Kestirmeden söylüyorum, Galatasaray. Direkt. Neden? Çünkü bir sağ bek ihtiyacı var dersek itiraz yok. Herhalde etmezsiniz. Hep var zaten. İki stoper birden ihtiyacı var dersek ki Serdar'ın da çapraz bağları, geçmiş olsun kendisine. Dileriz çok kısa sürede döner. Kolay olmadığını biliyoruz. İki stoper ihtiyacı var. Bana göre bir çift yönlü orta saha ihtiyacı da var. Böyle bakarsak dört tane net. Bir de forvet. Brütü bilmiyorum. Bence çok forvet konusunda o kadar emin değilim. Sigurdsson daha önce forma giymediği için söylüyorum. Ben onu zaten yok saydım ama bir santforda olabilir. Varsa, imkanlar varsa. Kolay değil bu mevsimde santfor için pazara çıkmak bile epeyce ciddi bir miktarı gözden çıkarmak anlamına gelir. Kolay değil. Ama en fazla Galatasaray'a ihtiyacı var. Uğur Meleke, sen neler söylersin? Yani De Jong, Selçuk, Snyder üçü birden CV'leri oynuyor. Aktüel performansları değil. Üçünün birden CV'leri çok güçlü. Üçünün birden katkıları çok düşük. O yüzden ben de Önder Hoca ek olarak yani orta saha rekabetine belki birden fazla da adam lazım. Tolga Ciğerci biraz orayı karıştırmıştı. İyi gelmişti Galatasaray'a. Tolga oynar oynamaz önemli değil ama rekabeti artırmıştı. Tolga Ciğerci uzun süredir sakat. Tolga'yı çok pahalıya almadı Galatasaray ama Galatasaray'ın orta saha rekabetine katkı yaptı. Tolga Ciğerci gibi
katkı yapabilecek 1-2 oyuncu orta sahaya almaları lazım gibi geliyor bana. Yani. Yoksa De Jong son maçta 25 pas yapmış. 25. Atiba 100 pas yapıyor. Mehmet Topal 80-90 yapıyor. Yani sen sadece yerden yere atlamak için almadılar seni. Çift alman için herkese. Yani orta saha oyuncusun ve maçı 25 pasla tamamlıyorsun. Selçuk 2 senedir kötü. De Jong da kötü bence, gözden kaçıyor. Snyder da kötü. O yüzden Galatasaray'ın yani forvetten önce bence de forvet birinci önceliği değil. Yani orta sahadaki bu krizi çözmesi lazım. Selçuk, Snyder, De Jong üçlüsü ya kulübe de oturacak her üçü birden ya da kendilerine gelecekler. 2 sene, 3 sene önceki performansını bulacaklar. Bunun için de oralara rekabet lazım. Çok iyi bir orta saha oyuncusu orada herkesi kendine getirebilir mi acaba? Yani Tolga Ciğerci döner sakatlıktan. Bir de iyi orta saha alırlarsa neden olmasın? Evet. Yani bir gün Selçuk, Snyder ikisini de kulübe de oturtabilse Galatasaray, o gün devrim olur. O gün bir şeyler değişir yani. O gün sahada Tolga Ciğerci ile bir tane de o çok iyi orta saha oyuncusu iyi oynarsa, Selçuk da Snyder'ı birkaç hafta kulübeye mahkum ederse, onlar da değişir, dönüşür, tak, gelişir herhalde. Dağıtılır takım içinde. Ya o zaman işler değişebilir. O yüzden iyi orta saha oyuncusu lazım Galatasaray. Kesinlikle bence de Galatasaray'ın öncelikli olarak savunmaya, daha sonra da orta sahaya önemli bir isim alması lazım. Hem rekabet ya, açısından hem oyun düzenini geliştirmesi açısından. Belki yani. Galatasaray'ın bir transfere daha ihtiyacı olabilir. Ekstra. Yedek kulübesine takım elbise kravatlı. O da başka bir zamanın konusu bir olsun. Ya. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık diyelim. Değerli izleyenler, Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın, iyi akşamlar.